Evet, iyi günler, sağlıklı günler diliyorum sanatseverler. Sanatçılar, sanatseverler, yapma resim sevdalıları. Şu an elimdeki eser, Nisan'da yapılacak olan, Gazeteciler Cemiyeti'nde yapılacak olan sergimize hazırlıyorum. Güzel bir eser ortaya çıkaracağımı umuyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bu işi başarmanın en önemli yolu sevmek, sabır ve çalışmak. Biliyorsunuz benim eserlerimde her türlü detaya yaklaştırarak bakabilirsiniz. Bütün ayrıntıları görmeniz mümkün. Ne demiştim ben? Diyorum ki, şu an kitabını da yazıyorum zaten, bitmek üzere. Yakma Resim Sanatı kitabım. Tabii sponsor arıyoruz. Bu işe destek olacak, sanatı seven, çok da bir büyük maddiyat değil ama bizler sanatçılar olarak sahip olamadığımız için maddi durumu iyi olan arkadaşlardan sanata sahip çıkmalarını istiyoruz. Kitabımda da bahsedeceğim. Sponsor olacak arkadaştan reklamını yapacağız, anlatacağız. İnşallah kısa sürede birisini buluruz. Öyle umudumuz var. Kitabımda da bahsettim. Her zaman da söylüyorum. Bizim yaptığımız yakma resim sanatı, resim, kara kalem, yağlı boya resimlerinin olduğu gibi bir sanat dalıdır. Çünkü şu görmüşünde olduğunuz uğraş, bayağı bir emek veriyoruz. Ve ben kara kalem, yağlı boya çalışmış bir insan olarak ve tabelacılık yapmış bir insan olarak bunu çok iyi anlayabiliyorum ve anlatmak istiyorum. Diyorlar ki, işte yapma resim yapanlar transfer yaparken kopya çekiyorlar. Evet. Transfer yaparken kopya çekiyoruz. Ama kopya çekmeden de yapabiliyoruz. Direkt ben Anadolu Ajans'ın çekiminde direkt çizim yapmadan yakma yaptım. Ve yağlı boya kara kalemde de kopya çekmek var. Geçiyorsunuz, tuvalinizi alıyorsunuz. Bir dere kenarına, göl kenarına bir yere gidiyorsunuz. Manzaranın resmini yapıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Doğadan kopya çekiyorsunuz. Bu da aynı şey. Yani hiç kimsenin hiçbir sanatı küçümsemeye, kötülemeye hakkı yoktur. Emek sarf edilen her şey çok güzeldir. Onun için emeğe saygı olması lazım. Sanata sahip çıkılması lazım. Ben yağlı boya kara kalem yaparken bu tür bir eseri ben bir günde rahatlıkla yağlı boyada bitiriyorum. Ve full detaylarıyla. Ama bunu yakma yaparken günlerce uğraşıyorsunuz. Bir hafta, 10 gün bir uğraş veriyorsunuz. Bir de bunun telafisi yok yaparken. Şu an elimde görüyorsunuz. Havya ile çalışıyorum. Tabii ben hep aynı havya ve hep tek uçla çalışıyorum. Hiç uç değiştirmiyorum. Şimdi bu şekilde çalışırken çok dikkat etmeniz gerekiyor. Açık tonla
yapmam gereken yeri koyu yakarsam telafisi yok. Biz bunu kurşun kalemde hatayı siliyoruz. Yağlı boyada hatayı üzerine tekrar başka bir boya kullanarak telafi edebiliyoruz. Ama yakma resim sanatında böyle bir şansımız yok. Onun için aşırı dikkat ve sabır gerekiyor. Bunun sanat olarak kabul edilmesi için de tüm uğraşları veriyorum. Eserlerimden 8-10 tanesine Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan telif hakkı aldım. Bizim Ev TV, Anadolu Ajans gelip evde televizyon çekimleri yaptılar. Açık Radyo'nun Kentin Gizli Öyküleri programında Kenan Doğan'ın yaptığı Kentin Gizli Öyküleri programına konuk oldum. Mecmua İstanbul yer verdi. Röportajıma yer verdi, videoma yer verdi. Sağ olsun genel müdürü Tülay Çağlar Kadı çok ilgilendi ve halen ilgileniyor. Çünkü gönüllü olarak sanata gönül vermiş insanlar bunlar. Kültür Bakanlığı'na sanatçı kartı için de başvurdum. Umarım yakma resim sanatı olarak belge vermek için çağırırlar. Bekliyorum. Formumu doldurdum, gönderdim. 15 dakika kesintisiz yüzümün görünecek şekilde bu şekilde böyle video çekmemi istediler. Onu DVD yaptım, gönderdim. 20 adet eserimi, bitmiş eserimin görselini yine ayrı bir DVD yapıp gönderdim. Şimdi kitabı da bitim aşamasında kitap yazıyorum. Ve Türkiye'nin ilk yakma resim sanatı kitabı olacak. Yani dünyanın çeşitli ülkelerinde var. Geçen gün de bir bayanla yazıştım. O da şeyde yazmış. Polonya'da Prografi kitabını yazmış. Ben de Türkiye'nin ilk yakma resim sanatı kitabını yazıyorum. Türkiye'de bu sanatla uğraşan sanatçısı, öğrenmeye çalışan talebesi, kurslardaki insanlar kazansın. Onlara örnek olayım. Ve yakma resim sanatına çok büyük katkısı olduğuna inandığım kitap için büyük mücadele sarf ediyorum. Ve başaracağım. Buna eminim. Allah'ın izniyle göreceksiniz. Bu işi de gerçekleştireceğim. Ben 2 sene 2 aydır bu işi yapıyorum. Hiç kimseden eğitim almadım. Kendi başarımla, altyapımda olan kara kalem, yağlı boya ve tabelacılık altyapısıyla bu işi başardım. Hepiniz başarabilirsiniz. Yapabilirsiniz. Hiçbir şey engel değil. Yeter ki isteyin. Burada da ben yazmışım zaten televizyon programlarına da gösterdim. Bambu üzerine yakma yazmıştım. Zoru başarırım, imkansız biraz vaktimi alır. Onun için mücadele edin, çalışın. Bir de herkes birbirine insan olarak öncelikle destek olacak. Sanatçı olarak destek olacak. Vay senin resmin kötü, vay senin bilmem ne filan değil. Öyle değil. Herkes birbirine destek olacak. Kim işinde çok iyiyse takdir edilecek. Kim takdir edilen, kim iyiyse onu geçeni olduğunda da o kendisini geçeni takdir edecek. Çünkü kimse kimsenin önünü kesemez. Herkes daha iyi olmak için mücadele edecek. Çünkü biz amacımız Türkiye'de, ülkemizde sen ben yapıp
birbirimizi yemek değil. Amaç dünyada biz Türkleri ön plana çıkarmak. Bakın biz bu sanatta biz de varız. Evet, ben iddia ediyorum bu sanatta biz de varız. Ben 2 ay önce başladığımda Brezilya'dan Mr. Ziron'u takip ettim. Romanyalı Honolulu'da yaşayan Dino Muradian'ı takip ettim. Videolarını izledim, inceledim. Ve 2 ay geçti. Şimdi onlar beni takip ediyorlar. Bu benim için gurur kaynağı. Bir Türk olarak bunu başarmak ve devam etmek artı ülkemizde bu işi yapacak insanlara destek olmak çok güzel bir duygu. Beni halk eğitimlerden davet ediyorlar, sağ olsun hocalarımız. Hocam bizi bir ziyarete gelin. Gidiyorum orada. Hiç kimseyi kırmadan, incitmeden yardım edebileceğim şekilde bildiğim kadarıyla insanlara destek olmaya çalışıyorum. Türkiye'nin çoğu yerinden arıyorlar beni. Halk eğitimlerden, özel tek başına çalışan insanlardan, hocam bir zahmet görüntülü bağlansak şunu gösterebilir misiniz, tarif edebilir misiniz? O an müsaitsem hemen evet tabii ki diyorum ama eğer müsait değilsem yine kırmadan insanları işte yarım saat sonra veya şu saatte sizi arayayım diyorum. Mutlaka dönüş yapıyorum. Görüntülü olarak sorularına cevap veriyorum. Uygulamalı olarak gösteriyorum. Nasıl yapılacağını. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Onun için her şeyden önce herkesin insan olması gerekiyor, ahlaklı olması gerekiyor ve sanata sahip çıkması gerekiyor. Bizim yapmamız gereken bunlar. Ben belgem olmadığı için ders veremiyorum. Böyle bir şey var. Neymiş efendim, belgen yok. Ben CİMER'e yazdım. Onlar da Milli Eğitim Bakanlığı'na yönlendirmişler. Onlar da aynı lafı, yazıyı tekrarlayıp gönderdiler bana. İşte şu kadar saat eğitim almanız lazım, şunu yapmanız lazım, bunu yapmanız lazım. Halbuki yazdığımda söyledim. İzah ettim, sayfalarımı attım. Instagram sayfamı inceleyin, YouTube kanalımı inceleyin. Şu an dedim Türkiye'de bana eğitim verecek kapasitede hoca yok dedim. Bunu ben kendimi beğendiğimden, insanları aşağıladığımdan değil. Gerçeği bu. Yani bak Maris'in üzerine iddialıyım. Detay çalışıyorum. Elimden geldiği kadar. Ve şunu iddia ediyorum. Ben ve bu sanatla uğraşan herkes kara kalem ile, yağlı boya ile resmedilen her eseri yapabilirler. Buna emin olun. Çünkü yeter ki isteyin. İnsanoğlunun yapamayacağı hiçbir şey yok. Yılmayın, mücadele edin, çalışın, birbirinize destek olun, sevin. Hiç kimse kimseye zarar vermesin. Biz bu sanatı yaşatacağız. Dünyada da söz sahibiyiz zaten. Niye başkası başarılı olacak, bir Türk veya Türkler başarılı olamayacak? Var mı öyle bir mantık? Ama ben de istiyorum ki bize de Türk yetkililer sahip çıksınlar. Ben her yerle görüşüyorum.
Bakın diyorum böyle bir şeyler yapıyoruz. Bize sahip çıkın. Bazı şeyler vardır, tamam. Yöneticiler destek olur. Gelir sağlarlar, bilmem ne yaparlar. Tamam, bundan gelir sağlamasan da en büyük gelir Türk olarak dünyada bu işi başarmak. Buna sebep olmak. Yani bundan güzel şey mi var? Yönetici zaten ülkesi için çalışmıyor. Biz ülkemizin bir vatandaşıyız, sanatçısıyız. Bize de sahip çıkılması lazım. İnşallah çıkılacak. Bundan şüphemiz yok. Görüyorsunuz. Yine tek uçla çalışıyorum. En ince ayrıntıdan detaya kadar. Önemli olan tüm sanat çalışmalarında yani yağlı boya, karakalem, akrilik ne tür olursa olsun görsel sanatlarda tonlama çok önemli. Çünkü o detayı, boyutu, derinliği vermeniz lazım. Yani çizgisel olarak kalmamalı. Çünkü biz çizgisel çalışmıyoruz, vektörel çalışmıyoruz. O derinliği, canlılığı vermemiz lazım. Bir de yakma resim sanatı ile ilgilenen, uğraşan ustalarımız, hocalarımız, öğrencilerimiz hepsine söylüyorum. Tüm çalışmalarınızda ara ara böyle parça parça görsellerinizi, resimlerinizi, videolarınızı paylaşın. Çünkü herkes görsün sizin yaptığınızı, nasıl yaptığınızı örnek alsınlar. Sadece bitmiş resimleri atmakla olmaz. Çünkü dünyada ve Türkiye'de bu işi böyle elle yapıyormuş gibi lazerde yapıp yayınlayanlar da var. Böyle şeyleri duyuyoruz, görüyoruz. Sanatın özü budur. Yakma resim sanatının özü budur. Kendin yapacaksın. Üzerinde üç boyutunu vereceksin. Ha, bizim yakma resim sanatında renklendirme yapanlar var, çeşitli objeler takanlar var, süslendirme yapanlar var. Bunlar tercihe kalmış şeylerdir. Ama nerede araştırırsanız araştırın, ülkemizde de dünyada da bu sanatın özü resim yaptığınız malzeme, yakma resim yaptığınız malzeme ve yakma resimi yapabildiğiniz alet. İkisinin dışında hiçbir şey kullanılamaz. Özü budur. Ha yoksa siz boya da kullanabilirsiniz, başka şeyler de yapabilirsiniz. Sorun değil ama ben özünü anlatıyorum. Hiç kimseyi de yargılamıyorum. Herkes fikri hür, vicdanı hürdür. Türk vatandaşları öyledir, öyle olmalıdır. Ben aslını söylerim. İsteyen istediği gibi yapabilir. Hiç sorun yok. Herkese saygımız var. Her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. Yoksa biz kimseye niye yoğurdu öyle yiyorsun, ağzına bulaştırıyorsun demiyoruz. Afiyet olsun. Gördüğünüz gibi ortaya çıkmaya başlıyor. Kartalımızda ve Kızılderili kız çocuğumuz. Havyayı çok bastırmanıza gerek yok. Çünkü biz yakarak yapıyoruz bunu. Bastırarak değil, yakarak. Ha, şeyi ayarlamanız da şöyle. Mesela şu an gördüğünüz gibi yavaş geçiş yaparsan, bakın aynı ısıda yavaş geçiş yaparsan koyu yakarsın, hızlı geçersen açık yakarsın. Böyle de ayar yapabiliriz. Yani sürekli makinenin ayarıyla oynamaya gerek yok. Bir ayarı ortalarsınız. Ona göre bu şekilde çalışmaya devam edebilirsiniz.
Benim YouTube kanalımı izlemeye devam edin. Abone olun. Abone sayısını artıralım ki ben böyle çeşitli çalışma videolarını yayınlayabileyim. Destek olun bana. Siz de faydasını görün. Bu şekilde videolarımı izleyebilirsiniz. Çalışmalarınıza umarım katkısı olur. Elinizden geldiği kadar yakma resim sanatı ile ilgilenen yerli yabancı fark etmez. Videolar izleyin. Bitmiş eserlerini inceleyin. Neyi nasıl yapmış? Kendinize bir yön bulmaya çalışın ki daha güzel eserler yapabilirsiniz. Ben hala araştırıyorum, hala inceliyorum. Hala şurasını daha nasıl yapabilirim, nasıl derinlik verebilirim? Kontrast çalışmalarla daha nasıl görseli ön plana çıkartabilirim? Bunların mücadelesini veriyorum. Görüyorsunuz. Kartalımız da çok güzel. Tabii Beşiktaşlı olduğum için söylemiyorum. Kartal güzel, asil hayvan. Dediğim gibi YouTube kanalıma abone olun, takip edin. Yakma resim sanatı dediğinizde YouTube, Instagram, web sitesi hepsi aynı, bana aittir. İzleyebilirsiniz. Yakma resim sanatı. Arzu ederseniz Google'dan da Muammer Kırmızıgül yazdığınızda her türlü sosyal medya iletişimi karşınıza çıkacaktır. Evet, şurayı da bitireyim. Size resmin geldiği aşamayı, son aşamayı size göstereceğim. Ağzımda maske var, bu Covid için değil, yanımda kimse yok. Ama direkt dumanı teneffüs etmemeniz gerekiyor. Çünkü ileride ciğerlerinize zarar verir. Onun için aslında bu pervane var. Bunu da bazen çalıştırıyorum. Ters koyuyorum. Yani ileri üflüyor. Bu içeride benim dumanı çekiyor. O da yani önemli bir şey. Evet, şimdi size göstereyim nasıl çalışmaları diyor. Bakın ortaya çıkmaya başladı. Kızılderili küçük kızımız ve kartalın tüylerini görüyorsunuz. Böyle kontrast çalışıp canlılık verebilirsiniz. Teşekkürler. Sanat ve sevgiyle kalın.